Selamlar herkese. Hançer ben. Kingdom Come Deliverance maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Yorucu bir ikinci bölüm oldu. Yaralarımızdan birazcık arındık gibi, dinlendik burada. Ve yeni bir hayata başlayacağız. Ama öncelikle şöyle bir etrafa bakalım. Ve yemekleri cepleyelim. Halen canımız fullenmemiş, birazcık da açlık var gördüğüm kadarıyla. Yeni bir şehre geldik şimdi. Burası bizim odamız olacak birkaç gün. Kızın ismi neydi? Teresa mıydı? Geldi. Aynen Teresa. Bunun amcasının evinde yaşayacağız bir süre ve haritaya bakalım. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm şehri keşfedeceğiz. En büyük şehirlerden bir tanesi oyundaki. Buradaki main questlere, side questlere vesaire bakacağız. Main quest'te birazcık ilerlemek güzel. O yüzden öyle yapalım. İşte kılıç kullanmayı vesaire öğrenebileceğiz main quest'te ilerlersek. Ve çaldığımız, bugüne kadar topladığımız şeyleri de ufak tefek satmaya başlayabiliriz şehre. Gittiğimiz takdirde nereden başlayalım? Dizelim arkadaşlar fiyata göre. Bu arada üstümde hiçbir şey var mı şu anda? Eşyalarını sandıktan al, quest'ini tamamladım da hiçbir şey almadım, sadece sandığı açıp kapadım. Elbiselerim yok. Elbiselerimi alabilirim öncelikle. Zırh. Silah. Yayı aldım. Kırık diye bir kılıç almıştık. Bunu takarım arkadaşlar. Bu iyi bir kılıç. Diğer şeyler. Sopada niye çarpı var? STR'm mi yetmiyor? Ha, canı az. Canı az. Okey. Sırha gelecek olursak da bence bayağı lootlayabilirim. O kadar ağır değiller. Şunları alalım bakalım. Bianca'nın yüzüğü kalsın. Bianca'dan hatıra olarak saklayacağız onu. Eski manitamız. Bunların hepsini lootlayabilirim gibi duruyor. Şu pazar elbisesini satacağım 400 küsüre. Soylu ayakkabıları. Gömlek. Pantolon vesaire de derken bayağı lootladık arkadaşlar. Tamam, fulledim zaten inventory'yi. Her şeyi bir anda satmama gerek yok. Şöyle bir çeki düzen verelim kendimize. Kaliteli yayı takıyorum. Kılıcımızı takıyorum. One-handed mı bu? Galiba one-handed. Üstüme de kaliteli şeyleri giymeye çalışacağım arkadaşlar. Mümkün olduğunca. Yani çöpe atmayacağım. Eski çizme. Kadın terliği mi? Şöyle bir zırh attım. Şuna gerek var mı emin değilim. Çok kapışmayacağız çünkü açıkçası. Atkımızı taktım ve havalı olduk ya. Gayet. İçlik. Cekete gerek yok. Ayakkabımızı giydik. Buna da gerek yok. Asker gibi duruyoruz arkadaşlar. Asker gibi durmak istemiyorum şu anda. Bence gayet güzel olduk. Şapkaya da gerek yok. Aynen. Şimdilik böyle takılabiliriz bence. Havalı olduk. Haydi çıkalım dışarı. Şimdi bu amcası, bununla konuşursak... Aynen. Quest verecek. Bir sürü quest'i var diye hatırlıyorum bu adamın. DLC'ler aktive oldu. Bunlara girmeyeceğim. Hiçbirini daha önce oynamadım. İleride bakacağız arkadaşlar. Ya oyunu main quest'i bitirince bakabiliriz ya da birazcık ilerledikçe bakabiliriz. Çünkü zorluk seviyelerini vesaire bilmiyorum DLC'lerin kapsamlarının. Ben Henry, teşekkürler diyorum benimle ilgilendiğiniz için. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek. Peshek. I'm the miller here. You've already met my niece Teresa. She took care of you for two whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter. Who came now and okay, borç takmışız. Öderiz, öderiz. Sıkma canını. Quack doesn't come cheap. I paid him what I could. Kaç borcum var ki? 100-200 falandır maksimum. You still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. Ha, para istemiyor. Quest verecek. I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Onun yerine ödeme yapsam. Ne yapmam istiyorsun? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. Getir götür işi. And not get caught. Yakalanmadan. That sounds straightforward enough. Except for not get caught, why would anyone want to catch me? Oh, don't worry.
It's just a job like any other, only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Bu questler enteresan yerlere gidiyor diye biliyorum arkadaşlar. O yüzden alacağım. Bayağı quest zinciri veriyor diye biliyorum. Atlamayalım, oyundaki her şeyi keşfedelim. O yüzden kabul edeceğim quest'i. Ring, my mate Wojcik, the Kohelnitz Miller had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it and give it to your friend in Kohelnitz? There's nothing sacred to you. Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? İyi bakalım. Mezar kazacağız. Üçüncü bölümde mezar kazmaya başladık. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. What's your mouth, boy? There's a shovel here. Benim küreğim yok muydu zaten? Neyse, alırız. If there's any problem, come and see me. Bunun çok aciliyeti yok. Önce bir kasabaya gidelim. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Kasabayı gezelim. Main quest'e bakalım. Bunu yaparız bir ara. Watch out for the executioner and his hounds. Ha, hatırladım bu quest'i. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs that. Cellat falan orada takılıyor. Köpeklere et mi atacağım? Onu nasıl yapıyorum acaba? Okay. Ve alkol verdi bana. Enteresan. Bu adamın questleri çok enteresan olacak. Ha, o yüzden yapmaya çalışacağım. Şimdi. Haydi şehre gidelim. Eşyalar satalım. Overloaded. Üf. İçki verdiği için arkadaşlar inventory'm şişti. Tam ucu ucuna doldurmuştum zaten inventory'yi. Nerede benim yatağım? Mesela ben bir şey koymak istiyorum. Envanter burada. Alkol koydum. Tamam. At da alırsak süper olacak da buralarda alamıyoruz diye biliyorum. Birazcık ilerlememiz gerekiyor. Şöyle bir yıkayalım kendimizi de. Çünkü insan içine karışacağız ve elbiselerimiz hiç fena değil şu anda. Nasıl gidiyorduk? DLC'yi sal. Şuradan veya buradan girebiliriz. Sağdan mı gitsem? Sağdan gideceğim arkadaşlar. İki tane kapısı var diye hatırlıyorum. Üç bile olabilir. Şöyle dolanalım bakalım. Evet. Artık her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Giyin kuşamımız. Üstümüzün kirli olup olmaması. Hareketlerimiz, davranışlarımız. Geri dönüş. Yok artık. Ve İnsanların davranışları, tepkileri gerçekten bunlara bağlı olacak. Şeylere. Giyinme tarzıma, üstümün temizliğine. İşte kirli olmamalı, kanlı olmamalı. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Ve konuşma şeyleri bile değişiyor diye hatırlıyorum. Mesela tüccarla konuşurken çok güzel giyiniyorsanız, zırh olsun ya da pahalı elbiseler, hoş geldiniz beyefendi falan diyor. Böyle çapulcu gibi giderseniz de ne istiyorsun lan vesaire diyorlar. Ve birçok şeyi etkiliyor. O yüzden uyanık olmak lazım. Daha önce gittiysen fast travel açılır diyor. Çok güzel bu. Ve açıldı muhtemelen. Şimdi şunlardan yiyebiliyorsunuz bu arada. Ben aç olduğu için yiyorum. Kasabada birkaç tane var. Inventory'deki yemeklerinizi çarçur etmeyin. Kimsin, nereye gidiyorsun? Hayda. I'm Henry, son of the Scalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzid Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad. I'm the Pope. What do you want from his lordship and what makes you think he'll see you?
Aa, göremiyorum onu halen. Ben birinci opsiyonu seçeceğim arkadaşlar. Aa, 7 puan çünkü. I may not look the part, but I Bu know arada about üstüm başım honor and çirkin duty. biraz. Ben And daha mine güzel duruyor is to tell zannediyordum Sir Radcliffe elbiselerim. what happened to the sword he commissioned. All right then, Okey go geçtik. ahead. It'll be your skin if Sir Radzik isn't pleased. Güzel. Bu arada level atladığım bir şey var mı? Kuvvetli atlamışız arkadaşlar. Bakayım. Bunları beğenmemiş miydim? Mezarcı. Kale. Bunları beğenmedim. O yüzden vermiyorum hiçbirine. Biraz biriktiririm skilleri. Daha güzel şeyler açılacak. Ve işte kalemiz burası. Burada bir kamp var. İşte evsizler, işsizler böyle takılıyor. Yerde uyuyorlar çadırların altında. Onlarla da questlerimiz olacak diye biliyorum. Dilenci. Kazıcı. Aa, arkadaşlarımdan bir tanesi galiba bu. That's a long story. But what about you? Değil mi? Üç tane How did you arkadaşımız get out of vardı. Scales? You wouldn't believe it. Emin değilim. A frightful storm broke that night and Sigismund's heathens ran back to their camp. But they never dreamed Sir Radzik would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. Kankalarımdan biri değil galiba. İşte burada yaşayanlar bir kısmı bizim köyden kaçanlar arkadaşlar. Evsizler şu anda. Yapacak bir şey yok. Dileniyor mesela bu arkadaş. Aynen. Skullets'ten gelenler burada sokaktalar. Yapacak bir şey yok. Evleri yok. Biz nereye gidelim? Şehri gezelim arkadaşlar yavaştan. Kuneş. Bu babamıza borç takan. Bu da kurtulmuş. Halen bana borcun var diyorum. Babana borcun var, öldü. Hey, dayak yiyecek gerçekten. bir ikna'yı deneyelim mi? Çünkü artı 3 bonusumuz var. Başarısız. Okey. İleride geleceğim bu adama. İlk opsiyonu mu seçmeli miyim, sonuncusunu mu? Sohbeti bitirmek için bilmiyorum. Böyle diyelim. Hadi bitsin artık. Tamam. Bütün köy burada. Benim arkadaşlara da denk geleceğiz muhtemelen. Aa, duvara tezek attığımız arkadaşlarıma. Alex. Good health to you. Bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. Neyse. Şimdi tüccarlar arkadaşlar, böyle bir köyümüz var. Şurada birkaç tane tüccar var diye hatırlıyorum, çok parası olan. Onlara ufak tefek satış yapalım. Mesela zırhçı burada. Merhaba. Bakalım bize nasıl tepki verecekler. Ve arkada güvenlik vesaire de var. Burada çok pahalı eşyalar var çünkü. Gelip soyabilirsiniz geceleri. Müthiş para kasabilirsiniz. Bazı insanlar size öğretmenlik yapabilir diyor. Ha, bir de paramızla skill de kazanabiliyoruz ki yapacağım şeylerden bir tanesi. Öncelikle iş konuşalım. Ben biraz satış yapacağım şimdi. Şöyle paraya göre dizelim. Ops, bunlar satın almalık. 4K'ya item satıyor mesela arkadaşlar. Müthiş zırhlar satıyorlar. 2000, 4000. Üstümüzde görebiliyorsunuz. Bunlar bayağı iyi. Bunları ama henüz karşılamayız. Karşılayamayız. Yeşil soylu içliği. Pazar elbisesi. Bunu 96'ya gidiyormuş ya. Ben çok daha yükseğe gidiyor diye zannediyordum orada yazan fiyata. Neyse, bu da bir şey. Avcının eldivenleri sat. Tüccar şapkası. Miğfer kalabilir. Onu giyeriz. İçliği satabiliriz. Aynen, çok da para etmiyormuş bunlar. Biraz üzdü.
0.2'ye mi satıyorum? Neden bu kadar düşük fiyatı anlamadım. Çok enteresan. Neyse. Evet, bayağı bir şey sattık arkadaşlar. Pantolon yeşil soylu içli. Şimdilik satıyorum arkadaşlar. Yatırım olsun. Şu zırhı bile satıyorum, omuzluk. Ya da giysem mi bunu? Çok ağır. Bunu satıyorum. Miğferi bile satıyorum arkadaşlar. İleride çünkü deli gibi armor bulacağız. Bu Q-man'lar bir tane öldürdüğümüzde zaten bütün zırhı düşecek. Şimdilik karakterimize yatırım yapmak istiyorum. Ve kaç para kastık? 374. 2000 parası var tüccarın. Demek ki deli gibi pazarlık yapabiliriz şu anda. Ve experience kasabiliriz. Inventory'imi mümkün olduğunca hafif tutmaya çalışacağım oyunda. 375 para alacağız. 400 istiyorum. Since it's you. That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. 385 diyor. 390. Oldu. A reasonable sum. İtibar kazanıldı. Şimdi güzel bir paramız oldu. İdman. Tamirat konusunda şey öğrenebiliyoruz. Skill veriyor bize. Kaç para? 50 falansa yapabilirim. Ya da 100'se. Acemi. Çünkü tamirat öğrenirsek zırhımız vesaire oyun boyunca bozulacak. 60. 60'a öğrenirim arkadaşlar. Bir daha pazarlık edelim. 58 veririm. Okey. Galiba experience veriyor pazarlık, o yüzden yapıyorum ki. Evet, bakım öğrendik şimdi. Tabii çok acemiyiz. Skill'lere gidersek. Yetenekler. Nerede bilmiyorum. Ama skill point gelmedi muhtemelen. Güzel. Yani şey alacağız. Tamir aleti alabileceğiz ileride. Zırhları tamir edebileceğiz kendimiz. Bakayım. Aynen. Ya da ona tamir ettirebileceğiz. Şurada canını görüyorsunuz. Kalp. Giydiğim şeyler 64-81. Yıpranırsa da hem kötü gözüküyor üstümde hem de insanlar da kötü tepki veriyor. Yıkamamız gerekecek üstümüzü, başımızı çamurdan, kandan. Ve tamir etmemiz gerekecek. Bir sürü şeye dikkat etmeliyiz. O yüzden oyunun başına böyle deli zırhlarla gezmeyeceğim. Deli gibi zırh giymeyeceğim. Yavaş yavaş kasacağız arkadaşlar. Şimdi etkinlik sahibi. Şurada bir quest görüyorum. Bunları alalım. Umarım süreli değildirler. Şu mu? Milan. Hatırlamıyorum bu adamı. Para karşılığında dövüşür müsün? Ha, kapışma questi mi bu? Dövüşmeyelim arkadaşlar. Şu anda üstümüzü başımızı her şeyi batırırız. O adam dursun biraz. Biz main quest'i yapalım bence. Main quest'te burada DLC var. Radzik burada. Lord'la konuşacağız. Yani ne tarafa bakıyorum ben? Şurada arkadaşlar. Üstümüz başımız düzenliyken gidip konuşalım Lord'umuzla. Doğru gidiyorum değil mi? Yes. Sana bir şey diyeceğim diyor Berduş. What are you hanging around for? Don't you have any work to do? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had and reduced me to beggary. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only, I got caught with my hand in someone else's pocket. And since then, I can't even set foot on the square without the catchbolts pouncing on me. So you're a pickpocket? All right, get to the point. But keep your hands where I can see them. My honestly begged Russian were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. He claimed I stole them and took them for himself, the swine. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong, I'll give you a share. Peki, bir güvenlik, bir asker bunun parasını çalmış ama
şey iddia ediyor. Alayım acilisi yok, questler biriksin. I reckon I can manage that. How much coin are we talking about? Everything he has on him. Half is yours. Bu arada insanların doğru söyleyip söylemediğini bilemiyorsunuz bu oyunda, yani quest'te. Mesela param o muhafızda, getir yarısı senin olsun diyor da. Bakalım. Belki de o muhafız hiçbir şey çalmamış, gidip adamı soymamı bekliyor olabilir. O yüzden belli olmuyor açıkçası. Şimdi lordumuz burada olsa gerek. Yine sorgulayacaklar bizi. Ha, tanıyorlar. On my soul. It is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanuk. Sinematik ya, kadın içine girdi adamın. What do you want with him? My father made him a sword. He Kılıç bende değil bu arada. Haydutlara kaptırdık değil mi? Aynen. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Kadın burada takıldı ve şarkı söylüyor. Enteresan. Adam nerede şimdi? Yanlış yerlere girmeyelim. Yakalanmayalım. Tuvalete bakar mısınız? Şahane. Otur. Çok çok ortalıkta değil mi? Böyle koridorda insanlar geçiyor. zort burada sıçıyoruz aşağıya, bakayım. Düşeceğim zannettim bir an. İçinden düşebiliyor muyum? Bug'a giriyor. Aman. Kırma oyunu hançer. Lordum neredesiniz? Bu değil. Nerede adam? Üst katta olabilir. Yanlış. Hop girmemeliyim oralara. Özel bölgeler. Mutfak burası. What the hell was that? Burada değil ya, üst katta galiba. Bunların yerlerini hiç hatırlamıyorum. Bulmamız gerekecek, keşfetmemiz. Burası olabilir. Yes. Your Graces. I have to tell you in all seriousness that this land. Bu da buranın lordu diye hatırlıyorum. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birchstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Birchstein is at your disposal as long as you wish. Bu da ayaktaki adamın oldu diyebiliyorum. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. Mm. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir, I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realize just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those horse sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder.
That's why he attacked us. He was after our silver. Hoppa, daldık içeri. You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzik. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpath? Well, that's okay, yeah. There's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Well, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. Amma gömdüler rahibe ya. One skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad. I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. A woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage. But you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him! Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion! Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father. Çok laf sokuyorlar ya. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Adamın elbisesi çok güzel bu arada. Şu oturan lordların elbiseleri çok iyi. The boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training. And then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir.
Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Ve bu odadakiler de ana karakterler arkadaşlar komple. Onlarla hep karşılaşacağız. Sinematikler onların çevresinde dönecek diyelim. Güzel. Ve şimdi kılıç eğitimine başlayacağız arkadaşlar. Ki oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi oyunun başındaki. Direkt oraya koşturuyorum hatta. Şu Bernard masada yanda oturan karakter. Buradaki askerlerin başı. Bize kılıç eğitimi verecek. Ve gidip insanlarla kapışmadan önce deli gibi eğitim almamız gerekiyor. Çünkü ölürüz arkadaşlar. Kümanlar halen saldırıyor. Haritanın her yerindeler. Bir tanesine bile denk gelirsek atımız yokken ölürüz. Çünkü müthiş zırhları var. Hiçbir şekilde darbe vuramayız. 2-3 atarlar bize. O yüzden diğer oyunlarda olduğu gibi open world bir harita olmasına rağmen yardırıp şey yapmayacağız. Dünyayı henüz keşfetmeyeceğiz. Öncelikle kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bu da şehir içindeki ufak questlerle olacak. Ve main questteki eğitim questleriyle vesaire olacak. Yanılmıyorsam şu yolun sonundaydı kendisi. Benim arkadaşları arıyorum ya. Onlar da burada bir yerlerde muhtemelen hayatta kaldılar diye hatırlıyorum. İşte kılıç, yay gibi şeyleri kasmamız gerekiyor. Kasmazsak çünkü hiçbir şey yapamayız. Burada meyhanemiz var. Yanlış yere mi geldim ya? Yo, doğru yere geldim. Buradan çıkınca ileride bir yerde kılıç eğitim sahası olması lazım. Fast Travel'ı da açtık. Güzel. Burası. Okay, geç olmuş arkadaşlar. Gündüz buraya geleceğiz. Direkt fast travel atarak Bernard'a uğrayacağız. Kılıç eğitimi verecek bize. İstediğiniz kadar eğitim alabiliyorsunuz. Ve level atlıyorsunuz eğitim alınca da. O açıdan yani ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi açıkçası. Onun dışında şöyle bir bakalım. Burada bir quest görüyorum. Bernard'ın questi burada. Daha çok zoom yapamıyorum. Neden yaptırtmıyor? Burada da questler var birkaç tane. Şöyle bakalım. Etrafta ne tarz basit questler var alabileceğimiz. Şurada bir quest var. Kuneş dileniyor. Hayda. Bana borçlu olduğun para hakkında. You still don't get it, do you? I don't owe you. I owe your father. Alamayacağız gibi bu parayı şu aşamada. Ah, 8 level'mış, ben 7 level'ım. İkna edemiyorum. İleride edeceğim arkadaşlar. İleride edeceğim. Bu quest'i yapmayalım şimdilik. İleride yaparız bunu. Okay. Başka neler var etrafta? Lordum. Lordum. İndi bir saniye. Aman. Tavernaya gelmiş. Okey, içmeye gelmiş. İçiyor baya. Şurada bir yıldız görüyorum. Bu neyin questi acaba? Hancı. Good day to you. Burada yardıma ihtiyacı olan var mı? Bu yıldızın anlamı ne acaba? Could be. Berthold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Why don't you ask him if he still needs help? Avcıya git dedi. Başka biri var mı? Yok. Okay, questleri söylüyor yani bana. Etraftaki. Teşekkürler. Başka da pek bir şey görmüyorum. Burada bir şey daha var arkadaşlar. İleride sağda bir quest daha var. Ona da bakalım. Ne çok dilenci var gerçekten.
Avcı. Ha burası zaten. Az önce konuştuğum quest bu. My respects to you. Bana göre iş var mı? Any work for me here by any chance? That depends. How's your hearing? What? I said how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you asking? Çok iyi ya. Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. Olur. I ought to be able to handle that. Fine. So here's the problem. My friend is a birder and he left a rare nightingale. Bu quest işkence arkadaşlar hatırlıyorum. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and when. Ormana gideceğiz, kuşları bulmaya çalışacağız dinleyerek. The trouble is the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Vranik. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before Vranik. Okay, bir ormana gideceğiz, çam ağaçlarını oraya tuzak koyacağız ve dinleyerek. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't wait. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses. It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, tınıyı hatırlıyor muyum? Hatırlıyorum. Bir daha tekrar etsin. Can you repeat that? Of course. Remember it now? Okay. Yes, I'll remember. Right. Here are the traps. Gerçekten bu sesi hatırlamam gerekiyor. Set a trap nearby. He ought to be caught in it after a while. I'll do that. İdman, eğitim verebilirse köpek eğitmenliği veya avlanma. Avlanmada bir eğitim alabilirim ya. Parayı basabilirim experience'a. Acemi. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. 60 mı? 60 öderim arkadaşlar. Isn't that quite a lot? 58 vereyim sana. Agreed. Now listen up. God be with you. Avcılıkta level atladık. Güzel. Köpekçilik ne olduğunu bilmiyorum. Galiba DLC ile ilgili o. O yüzden onda yetenek istemiyorum şu anda. Bir quest daha aldık. Başka da bir şey yok galiba. Muhafızdan parayı çal. Gidip uyuyabiliriz arkadaşlar yavaştan. Ya da şuraya inebilirim. Orman burada. O yüzden buraya gidemeyeceğiz. Bülbülleri bulmak için. İleride yapacağım bunu. Riskli biraz buraya gitmek açıkçası. Askerlere denk gelebilirim. Atım olmadan uzaklaşmak istemiyorum. Gerçekten ölüyorsunuz bam diye. Değirmenci peşeğin yüzüğü çalabilirim. Mesela bu daha kolay bir quest. Avcılık questi bekleyecek. Aynen oraya doğru gidebilirim. Muhafızdan 50 gold çal. Muhafız şurada ileride duruyor. Bir konuşalım. Çalmayacağım arkadaşlar. Çok riskli. Yani ortalıkta böyle. Çünkü pickpocket'ım o kadar yüksek değil şu anda. Hırsızlığım. Risk almış oluruz öyle bir şey yapmaya kalkışırsam. Burada da tüccar var. Burada da epey parası var bu tüccarın diye hatırlıyorum. Aynen fırıncı. Güzel. Büyük bir kısmını topladık gibi şu anda olan questlerin etrafta. Ama umduğum kadar para kasamadık. Çok daha fazla para gelir gibi hissediyordum şeyden. O çaldığımız elbiselerden de. Neyse en azından sıfırdan iyidir arkadaşlar. Birkaç yüz paramız var. Sıkıntıya düşmeyeceğiz. Şimdi şu adamdan çalmamız gerekiyor güya. Aslında şuraya çömelip bir deneyebilirim de. Çok riskli. Burada save yapamıyorsunuz oyunu. Muhtemelen yakalanacağız. Bir tane deneyelim mi arkadaşlar? Hiç save şeyimizi kullanmadık daha önce.
Ve hırsızlığı da ufak tefek kasmak istiyorum aslında. Ve save şeylerini yanıma almamışım. Çok güzel. O yüzden yapamıyorum. Bir konuşsak konuşamıyoruz. Gidelim uyuyalım arkadaşlar bence. Gidelim. A, fast travel atabiliyor muyum? Evet. Evet ama vakit geçiyor arkadaşlar oyunda. Fast travel atıyor olmanıza rağmen vakit ilerliyor birazcık. Küreğin nerede olduğunu söylemişti bana. Küreği de almam lazım. Mezar kazıcılığı yapacaksam. Belki sorabilirim bir daha. Nereye gitti? Gel değirmeni. Çalışıyor. Buralarda kürek görmüyorum. Şimdi yanımıza ne alalım? Alkolü geç. Ha, biraz para da varmış. Onları da alalım. Save şeylerin hepsini alıyorum. Maymuncuklarımı alıyorum. Şu elbiseler duruyor. Şehirli kıyafeti. Bunları da satabilirim bu arada. Bunları da aldım. Yarın satarız. Sargıları alalım. Diğer şeyler kalabilir. Şu can doldurucuyu da aldım. Peki. Yavaştan da uyuyabiliriz. Güneş batıyor. Çok bir şey yapmama gerek yok. Kürek neredeydi? Mezarı kazacaksam. Kürek nerede bulurum? Arabanın yanında. Bana kilit kırmayı öğretebilir misin? Ratay turnuvası görevi mi başladı? Ha? Yarın bir turnuva var. Katılmayacağız arkadaşlar. Dayak yerim. Hiçbir şey yapamam şu anda. Kilit açmayı öğretiyor bize. Okay, açtım. Level atladım. Güzel. Açabiliyor muyuz? Aa, save şeyi var içinde. Onu da aldık. Güzel. Daha çok eğitebiliyor mu beni? Bunda gerçekten eğitim almak istiyorum. Dışarıda arabanın yanında dedi kürek. Şu araba değil mi? Kürek falan görmüyorum burada. Bu araba olabilir mi? Tuvaletimiz şahane. Kapısı yok mu? Kapısı yok galiba. Kız ne yapıyor? Böyle oturuyor mu? Manzaraya bakarak. Çok iyi. Kapısının olmaması çok iyi. Arabanın yanında kürek görmüyorum ne yazık ki. Araba. Şuradaki araba. Heh, buldum. Saklanmış. Küreğimizi aldık. Mezar kazma işini yapabiliriz yakında yani. Dur bakalım, bana bir şeyler daha öğret ya. Turnuvada bahis oyna. Borcumu ödeyecek kadar param var. Bunu desem ne oluyor? Parayı ödedim galiba. Bana yan kesiciliği öğretecek misin? Milling craft. Like how to get things out of strangers' purses into your own. Aye, why not? You're handy enough. No doubt your mother. Ha, öğretiyor, süper. Come behind the mill where we won't be seen. Yani bize öğretebilecek insanları bulup bütün yetenekleri öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar, yoksa yani orta çağda cahilin tekiyiz. Kendi başımıza böyle gidip öğrenme ihtimalimiz yok, öyle düşünün. İnsanlardan çıraklık almamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Hey lad, don't you want a little wager on the rat-aid tourney? Değirmenin arkasına gel dedi. Ha, geliyor. Değil mi? Biraz yavaş yürüyor ama sıkıntı yok.
Zaten güneşi batırdık, şimdi uyuruz. Ya köpek üstünden atladı, çok iyi ya. Güzel detaylar. I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there. Hançeri mi çal diyor? Hoppa. Yan kesicilik oyun değildir. Görünmeden yaklaşmalısın ve E tuşuna basılı tutarak başlıyorsun diyor. İçini yokluyorsun kesenin. Hareket ediyorsa sıkıntı diyor karşı taraf. Peki. Minimum yoklama süresini aşman gerekiyor. Süreyi aştığında arkadaki gülün rengi yeşile dönüyor. Okey, yeşile döndüğünde çalabiliyoruz. İkinci aşamada da süre geri sayım. Açık yeşil ise sıkıntı yok. Koyulaşırsa artıyor. Peki of, çok detaylı. Çalmaya bakar mısınız arkadaşlar? Bu nasıl bir çalma mekaniği? Çaldığın şeyi seçiyorsun. Okey. Okey. Okey, çok komplike gerçekten. Deneyelim bakalım. Arkasına geçtik. C ile çömeldim. Bayıltabiliyoruz da. E'ye basılı tuttum. Hops, basılı tutulup beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Birkaç saniye geçiyor böyle. Okey, yeşilken şey yapıyoruz. Buraya gittim. Yakalandım. Okey. Bir daha. Şimdi basılı tutuyorsunuz. Yeşil oluyor ama çok uzun sürede bekle. Çünkü kırmızılaşıyor. Okey. Gidip E yapıyorsunuz. Sonra da hop buraya gelip çıkıyorsunuz. Aa, okey, anladım. Gidip mesela sarhoş ve uyuyanlarla test et diyor. Yani gidip o güvenlikle yapmamalıyız. Birazcık sıkıntılı olabilir. Çok iyi. Bir daha öğretse. Level atlasam. Yan kesicilik denemesi yapmak istiyorum. Süper. İstediğimiz kadar kasabiliyor muyuz acaba? Bakayım. Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar, süre artıyor ve yeşilleşiyor. Ama çok beklerseniz yeşilden kırmızıya gidiyor galiba. Onun olmasını istemiyoruz. Mesela şu anda kırmızılaştı, bıraktım. Tak tak tak, yan yana iki kere E'ye basıyoruz, geri dönüyoruz, E'ye basıyoruz. Okey. Öğrendim. Öğrendim. Uyuyan birine denk gelirsek arkadaşlar yapacağım. Soymayı deneyeceğim. Ama gidip uyuyabiliriz şimdi. Gidip güvenliğe yapmayacağım ortalıkta. Kapıda duruyor adam. O biraz riskli olur. Ama ufak tefek yapacağız. Sandık açmaydı vesaireydi. Ve merhaba canım. Buluşabiliyor muyuz? Kendini biraz toparlayamadın mı? DLC'ye başlayabiliyoruz burada. Ben başlamayacağım. Biraz yürüyelim mi? Biraz yürüyelim mi? How would you like to I don't know. Come for a walk? A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you?
if that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. Okay, sen bilirsin. Haydi yatalım. Güzel. Yarın sabah şeye gideceğiz arkadaşlar. Kılıç eğitimine gideceğiz direkt. Şehre. Bayağı önemli derken yine kabus mu görüyorum? Bir şey oldu gece. Adamın yatağında uyumuşum. Ha? Adam uyandırdı beni. Pardon, yanlış odada. Yanlış odada mıyım? Kovdu beni. Ne? Benim yatağım değil mi o? Vay, çok güzel dışarısı. Ben nerede uyuyorum? Kafamı karıştırdı. Ben orada uyumuyor muydum? Burası ahır. Dur, yukarıdan görebiliyoruz ya mini şeyden, mini map'ten. Benim burada uyuyor. Benim yatağım buymuş. Pardon. Adam atar yaptı. Bu arada uyuyunca da güvende değilsiniz yani. Biri gelebilir, saldırabilir, bir şeyler dönebilir. Kafanıza göre uyuyamazsınız. Direkt sabah ışınlamıyor size. Gece de bir şeyler oluyor. Güzel. Burada arkadaşlar sizlere veda ediyorum. Kılıç eğitimi alacağız bir sonraki gün. Turnuva vesaire var diyor da ona katılmayacağım. Dayak yerim çünkü. Ve main questlerden yavaş yavaş yardırmaya başlayacağız. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.